Şimdi dördüncü oturumu yönetmek üzere oturum başkanı Profesör Doktor Metin Sağmanlı'yı ve konuşmacılar Doçent Doktor Ayça Akar Öğüz'ü ve Profesör Doktor Mert Erer'i kürsüye davet ediyorum. Sayın katılımcılar, son oturumumuza gelmiş bulunuyoruz. Sabırla bu saate kadar bizleri beklediniz. Herhalde vakit sorununuz olduğunu düşünmüyorum. Open end devam edebiliriz gibi geliyor bana. Değil mi? Evet. Şimdi bu oturumda yine Bobby FRS ile devam edeceğiz. Sağ tarafımda iki tane değerli öğretim üyesi arkadaşımız. En başta evet. Hocamız Ayça Akarçay Öğüz. Kendisi akademisyen bir ailenin mensubu. Bugün oturuma katılan ikinci aile mensubu diyelim. Ayrıca Vural Akarçay hocamız da burada. Hocaların hocası, hepimizin hocalığını yapmış. Kendisini de söylemek istedim. Ayrıca ikinci oturumuna katılan Profesör Doktor Mert Erer, kendisi Almanca işletme bölümünden mezun. Verdiği örneklerde de Adidas, Volkswagen anlaşıldı. Ben de Almanca işletme bölümü mensubuyum. Şimdi konularımıza gelince karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar. Karşılıklar yeni bir konu gibi karşımıza çıkıyor. Geçen gün bir derste Şeref Demir hocamız bu karşılıklar yeni gibi karşımıza çıktı ama bunlar vergi usul kanununun 288. maddesinde var. Ancak kullanılmıyor diye söylemişti. Kendisi Maliye Bakanlığı kökenli, aynı zamanda hocalık yapıyor. Doğru söylüyor. 1961 yılında yürürlüğe giren vergi usul kanununda 288. maddede karşılıklar en geniş kapsamıyla yazılmış ama kullanılmıyor. Neden kullanılmıyor? Vergi açısından baktığımızda kanunen kabul edilmeyen gider olduğu için kimse kullanmıyor. Unutulmuş gitmiş. Onun konuşmasından sonra araştırdım. 1931 yılında Almanya'da yürürlüğe giren vergi usul kanununun alındığı Abgabenordnung. Bu da Almanya'nın en büyük vergi düzenlemesi. Birebir aynı madde. Ancak bu 1977 yılında yenilenmiş. En sonunda 2017 yılında tekrar kapsamı genişleterek yenilendi. Yani bizim mevzuatımızda vardı, kullanılmıyordu. Ayrıca bir önceki ticaret kanununda 1952 yılında yürürlüğe giren orada da vardı. Yine ticaret kanunu kullanılmıyordu. 2012'de değişti, daha kapsamı geliştirildi. Şimdi Almanya ile ilgili çok kısa bir şey söyleyecek olursam, hani nasıl olsa vaktimiz var diye. Burada Alman ekolünün ağırlığının olması belli kanunlarda, en son ticaret kanunu dahil. Burada 1933 ile 1955 yılları arasında birçok Alman hoca Türkiye'de görev aldılar ve üniversitelerin gelişiminde rol oynadılar. Bu Yahudi kökenli Almanya'yı terk edip gelmek zorunda kalan 600 civarında bilim adamı İstanbul Üniversitesi'nin Darülfünun'dan sonra tekrar yapılandırıp kurulmasında, Ankara Üniversitesi'nde, hukuk fakültelerinde, iktisat fakültelerinde, Vural hocamız söyledi, bizim de Alman hocalarımız vardı, Karl Weiner diye söyledi, en sondan yetiştik dedi. Burada onların büyük bir katkısı olmuştur. Onların Alman kanunları burada alınmıştır. Alman uygulamaları uygulanmıştır. 600 az bir sayı değil. Onlar burada görev yaparlarken o zamanki başa geçen Alman hükümetinin başı rahatsız olmuştur.
1937 yılında, bu kayıtlar da var, buraya Dışişleri Bakanlığı'ndan baş müsteşarını göndermiştir. Herbert Skurpel diye. Bu 600 kişiyi geri istemiştir. O zamanki Milli Eğitim Bakanlığı'na denk gelen Maarif Bakanı diyeyim, İsmet İnönü ve Atatürk bunu aralarına değerlendirmişlerdir ve iade etmeyeceğiz, her ne bahasına olursa olsun demişlerdir. Atatürk şöyle bir şey söylemiştir: bir onbaşı istiyor diye 600 tane bilim adamını ülkelerine ölüme gönderemem. Onlar kolay kazanılmadı. Onlar istedikleri sürece burada kalacaklar demiştir. 1955 yılında bu 600 tane bilim adamı ülkelerine geri dönmüşlerdir. Burada kalmamışlardır. Burada Hukuk Fakültesi, İstanbul Hukuk Fakültesi'ni kuran Profesör Doktor Ordinarius Profesör Doktor Erwin Hirsch döndüğünde Berlin Hür Üniversitesi'ni, Freie Universität Berlin'i rektör, kurucu rektör olarak kurmuştur. Daha sonra birçok hoca, bu 500 tanesi Almanya'da kalmış, 100 tanesi Amerika ve Kanada'ya gitmiştir. Ve çoğu Alman üniversitelerinde rektör veya yönetici konumunda. Daha sonra oraya giden Türk öğrencileri, üniversite öğrencilerini kucaklamışlardır. Bu sebepten dolayı arada bir yakınlık ve de Alman üniversitelerinde Türk akademisyenlere büyük kolaylıklar sağlanmıştır, hala da sağlanmaktadır. Bunu kısaca açıklamak istedim burada. Şimdi karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler, hani onun bir üstü ve şarta bağlı varlıkları, ayrıca maden kaynaklarının aranması ve değerlendirilmesi için sözü Doçent Doktor Ayça Akarçay Öğüz'e vereceğim. Öncesinde kısa bir anekdot. 2000 yılında Türkiye'ye gelen bir Belçikalı maden şirketi bir maden işletmesini satın alacağı zaman lisans bitimi 30 sene sonra bu şirket kapandığında ne kadar bir maliyet oluşacak diye karşılık değerini sormuştur. O zaman bu hesaplanmamış ve onlara bir cevap verilmemiştir. Hatta Türkiye'deki işletmeciler ne olacak? Toprakla dolduracağız, taşla kayayla bırakacağız gideceğiz. Bir maliyeti yok diye cevap verdiklerinde yabancı alımcılar vazgeçerek dönmüşlerdir. Yani kapanma maliyeti, eski haline getirme, tekrar oranın bitkisel örtüsünün yapılması gibi yüksek maliyetleri karşılık ayrılması konusunda bu aldıkları cevap onların kararlarında etkili olmuştur. Şimdi buradan başlayarak sözü Doçent Doktor Ayça Akarçay Öğüz'e veriyorum. Buyurun hocam. Sayın Dekanım, sevgili katılımcılar, her ne kadar başkanım çok vaktimiz olduğunu söylese de ben sizin o kadar çok vaktinizi almayacağım. En kısa bir şekilde sunumumu gerçekleştirmeye çalışacağım. Başkanımın da belirttiği gibi ben size iki bölüm hakkında bilgi vermeye çalışacağım. İlk olarak bölüm 8 maden kaynaklarının aranması ve değerlendirmesiyle ilgili başlıyorum. Bölüm 8'in amacına baktığımızda maden, petrol, doğalgaz ve benzeri yenilenemeyen kaynakların aranması ve değerlendirilmesine ilişkin ölçüm ve kayda alma esaslarını düzenlemektedir. Madencilik faaliyetlerine baktığımızda genel olarak 5 aşamadan oluşmakta. Bunlar araştırma, değerlendirme, geliştirme, üretim ve sonlandırmadır. Fakat bölümün kapsamına baktığımızda geliştirme, sonlandırma ve üretim faaliyetleriyle ortaya çıkan harcamalar bu bölümün kapsamı içinde ele alınmamıştır. Geliştirme faaliyetleriyle ortaya çıkan varlıklarla ilgili olarak bunların muhasebeleştirme usul ve esaslarına bakacağımızda kavramsal çerçeve ve finansal tablolar ile maddi olmayan duran varlıklarda yer alan hükümlerin uygulanacağı belirlenmiştir. Ve yine araştırma ve değerlendirme varlıkları ve araştırma ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan başkanımın da belirttiği gibi kapatma ve yenileme yükümlülüklerine ilişkin hükümlerde ise bu sefer karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar bölümünün esasları uygulanır.
İşletmenin yaptığı harcamalardan hangilerinin arama ve değerlendirme varlığı olarak kaydedileceğine ilişkin mutlaka işletmeler bir muhasebe politikası oluşturmalı ve oluşturduğu muhasebe politikalarını da dönemler itibariyle tutarlı bir şekilde uygulamalıdır. Arama ve değerlendirme varlığı olarak kaydedilecek harcamalar maliyet bedeliyle muhasebeleştirilir. Ve bu harcamalara ilişkin örnek vermek gerekirsek, arama haklarının elde edilmesi, topografik, jeolojik, jeokimyasal ve jeofiziksel çalışmalar, kazı, örnekleme, arama sondajı, cevher çıkarmanın teknik olarak mümkün olup olmadığının ve ekonomikliğinin değerlendirilmesine ilişkin faaliyetler olarak söyleyebiliriz. Arama ve değerlendirme varlıklarının ilk kayda alındıktan sonra maliyet bedelinden amortisman veya itfa varsa değer düşüklüğü zararı düşülmüş tutarı üzerinden ölçülür. Arama ve değerlendirme varlığının defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşabileceğini gösteren durum ve şartlarda bu varlıklar değer düşüklüğü açısından değerlendirilir. Değer düşüklüğünün tespit edilmesi durumunda ise varlıklarda değer düşüklüğü bölümünün hükümleri uygulanır. Değer düşüklüğü açısından test edilmesinin gerektiğini gösteren durumlara baktığımızda yine bu bölümde bunlar ayrıntılı bir şekilde ele alınmış ve deniliyor ki arama hakkının dönem içinde sona ermesi veya yakın bir gelecekte sona erecek olması ve yenilenmenin düşünülmemesi. Arama ve değerlendirmenin sürdürülmesi için ilave kaynağın bütçelenmemiş veya planlanmamış olması, arama ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda işletilebilir miktarda maden kaynağı bulunmamış ve faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiş olması. Bir son olarak son durum ise geliştirme aşamasına geçilmesi muhtemel, kuvvetli muhtemel olmasına karşın başarılı bir geliştirme ve satış sonrasında bile arama ve değerlendirme varlığının defter değerinin geri kazanabilmesinin mümkün olmadığını gösteren yeteri verinin mevcut olması durumunda bunlar değer düşüklüğü açısından test edilir. Arama ve değerlendirme varlıkları niteliğine göre maddi duran varlık veya maddi olmayan duran varlık olarak sınıflandırılabilir. Maden kaynaklarının aranması ve değerlendirilmesi ile ilgili gerekli açıklamalara dipnotlarda yer verilir. Bu dipnotlarda yer verecek bilgiler hakkında birkaç tane örnek vermek gerekirse, mesela arama ve değerlendirme harcamalarına ilişkin işletmenin oluşturduğu muhasebe politikaları bu dipnotlarda açıklanır. Ve bu araştırma ve değerlendirme varlıkları ile ilgili olarak veya faaliyetleri ile ilgili olarak ortaya çıkan varlıklar, yükümlülükler, gelir ve giderler ile esas faaliyetlerden oluşan ve yatırım faaliyetlerinden oluşan nakit akışlarına ait bilgiler de bu dipnotlarda yer verilir. Bir diğer bölümüm ise bölüm 19, karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar. Bu bölümün amacına baktığımda karşılık, şarta bağlı yükümlülük ve şarta bağlı varlığın tanımı yapılmakta, aralarındaki farklar ortaya konulmakta, karşılıkların kayda alınması ve ölçülmesine ilişkin ile şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıkların finansal tablolara nasıl yansıtılacağını göstermektedir. Diğer bölümlerde özel olarak ele alınan karşılıklar hariç, ki bunlar kiralama işlemleri, inşaat sözleşmeleri ve gelir üzerinden alınan vergilerden ortaya çıkan karşılıklar hariç olmak üzere kıdem tazminatı karşılığı da dahil tüm karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar bu bölümün kapsamı içinde ele alınmıştır. Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler de bu bölümün kapsamı içinde alınmış. Peki ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme nedir dediğimizde, zorunlu olarak yükümlülüklerin yerine getirilmesi için katlanılan maliyetin beklenen ekonomik faydayı aştığı sözleşmelerdir. Yani ne demek istiyoruz? Bir örnek vererek açıklamak gerekirse, bir iş yeri kiraladık, bunun için bir sözleşme yaptık. Fakat sözleşme süresi sona ermeden evvel bu iş yerinin kiralama veya bu iş yerinde faaliyetimize devam etmek istemiyoruz.
O zaman ama sözleşme gereği de bu iş yerinin kira ödemelerini yapmak zorundayız. İşte bu şartta bu sözleşme artık bizim için ekonomik açıdan dezavantajlı hale gelmiştir. Ve bu karşılık tutarını da kayda almamız lazım. Peki buradaki karşılık tutarı nedir? İşletmenin ödeyeceği, faydalanmadan aslında ödemek zorunda olduğu kira bedellerinin toplam tutarı finansal durum tablosuna yansıtılır. Amortismanlar şüpheli alacaklar ve değer düşüklüğü için kullanılan karşılık terimi ise yine bu bölümün kapsamına girmemekte. Bunlar varlıkların defter değerinde yapılan düzeltmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki bu bölümün karşılık tanımına ne girmekte? Gerçekleşme zamanı veya tutarı belli olmayan yükümlülüklerdir. Bu bölümün kapsamına giren karşılık tanımı. Ve bir karşılığın kayda alınması için mutlaka burada belirtilen 3 unsurun gerçekleşmesi gerekiyor. Bunlar nedir dediğimizde, işletmenin raporlama dönemi sonunda geçmiş bir olaydan kaynaklanan bir yükümlülüğünün olması, yani mevcut hali hazırda bir yükümlülüğün olması lazım. Ve bu yükümlülük yasal bir yükümlülük olabildiği gibi, ki kastım kanunen yerine getirilmesi zorunlu olan bir yükümlülük olabildiği gibi zımni kabulden doğan bir yükümlülük de olabilir. Peki zımni kabulden doğan yükümlülük nedir? Bu da işletmenin geçmiş faaliyetleri, yayınladığı politikaları ve açık beyanlarıyla karşı tarafta bir beklenti yaratıyorsa bu zımni kabulden doğan bir yükümlülüktür. Buna da yine bir örnek vermek gerekirse, çok uzun yıllardır faaliyet gösteren ünlü bir giyim firmasısınız ve sattığınız ürünlerle ilgili oluşturduğunuz iade politikanızda da bu ürünler size geldiği zaman bunları nedensiz ve süresiz bir şekilde değiştiriyorsanız ve bunu da bir şekilde müşteriniz biliyorsa bu zımni kabulden doğan bir yükümlülüktür. İkinci unsurumuz, yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda çıkışının muhtemel olması. Yani varlıklarımızda bu yükümlülüğü yerine getirirken varlıklarımızda bir azalış meydana gelecek. Ve üçüncü unsurumuz da yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebilir olması gerekiyor. Bu tahmin işletme tarafından yapılabileceği gibi uzman kişiler tarafından da işletme yardım alabilir. Karşılıkları örnek vermek gerekirse, garantiler, davalar, müşteri iadeleri, yeniden yapılandırma veya bir tesisin kapatılmasına ilişkin yükümlülükler verilebilir. Karşılık tutarı finansal durum tablosuna yükümlülük olarak yansıtılır ve bir varlığın maliyetine dahil edilmediği sürece de gider olarak kaydedilir. Karşılık raporlama dönemi sonu itibariyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılması gereken harcama ilişkin en gerçekçi tahmin üzerinden ölçülür. Aslında buradaki tahmin edeceğimiz şey de ödenmesi gereken makul tutardır. Karşılığın çok sayıdaki kalem için hesaplanması durumunda gerçekleşme olasılıklarıyla ağırlıklandırılıp karşılık tutarı belirlenir. Buna da örnek vermek gerekirse garanti karşılıklarıdır. Yani burada işletme ne yapıyor? Geçmiş faaliyetlerinden hareketle ileriye dönük olarak beklentilerine ilişkin bir tahminde bulunuyor. İlgili dönemde ben şu kadar adet sattım. İleriye dönük olarak bu sattığım adetten kaç tanesiyle ilgili sorun yaşayacağım? Bunların kaç tanesi bana gelecek ve ben bunları tamir ederken, onarırken oluşacak maliyetler neler? Bunları şimdiden tahmin ediyorum. Bir sayısal örnek yardımıyla karşılık tutarını hesaplamaya ilişkin bir örnek verirsem nasıl bir şey olacak? Diyelim ki bir işletme garanti kapsamında 200 bin adet ürün sattı. Bu 200 bin adet ürünle ilgili olarak tahminde bulunuyor ve diyor ki %80'inde, yani 200 bin adedin %80'i, 160 bin tanesinde hiçbir problem yaşamayacağım. 40 bin tanesinde problem yaşayabilirim. Peki bu 40 bin adedin, yani 200 binin %15'inde küçük hatalar, yani onarım maliyetlerim 50 lira olacak diyor. 30 bin adet çarpı 50 lira,
toplamda 1 milyon 500 bin lira artı 10 bin adedinde de yani %5'lik kısmında bana geri gelecek ama oradaki benim onarma maliyetim ise daha yüksek. Tanesini 140 liradan onarabilirim diyor. O zaman da 10 bini de 140 lirayla çarpıyorum. Onun da tutarı toplam 1 milyon 400 bin lira. Toplam 2 milyon 900 bin lira karşılık tutarı olarak hesaplanacaktır. Karşılığın tek bir yükümlülükten kaynaklanması durumunda ise nasıl bir hesaplama yapacağım? Buradaki ölçümüm de şu olacak. Yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılması gereken harcamaya ilişkin en gerçekçi tahmin, gerçekleşme olasılığı en yüksek olan sonuç tutarıdır. Gerçekleşme ihtimali en yüksek olan sonucun tutarından önemli ölçüde farklı olması durumunda diğer olası sonuçlarında göz önünde bulundurması gerekiyor. Buna ilişkin örnekte dava karşılığı olabilir. Burada işletme aleyhine bir tazminat davası açılmış ve buradaki tahmini avukat yapıyor. Ve avukat diyor ki işletmemize, sen %70 ihtimalle 300 bin lira tazminat ödemek zorunda kalabilirsin. Ama %30 ihtimalle de 2 milyon lira tazminat ödemek zorunda kalabilirsin. Şimdi işletme gerçekleşme olasılığı en yüksek sonuç olan %70 ihtimalle 300 bin lirayı karşılık tutarı olarak hesaplar. Fakat bölüm diyor ki diğer olası sonuca da bak. Diğer olası sonuç %30 ihtimalle 2 milyon lira. Bu diyor göz ardı edilecek bir tutar değil. O yüzden burada 300 bin lira olarak değil de diğer olası sonuçla da bunu ağırlıklandır ve karşılık tutarını ona göre hesapla diyor. Yani %30 ihtimalle 2 milyon lira artı %70 ihtimalle 300 bin lirayı ağırlıklandırıyorum. Toplam 810 bin lirayı karşılık tutarı olarak hesaplıyorum. Paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda karşılık tutarı bugünkü değer üzerinden hesaplanır. İsteyen işletmeler ise bugünkü değer hesaplaması yapmadan da karşılık tutarını ölçebilirler. Her raporlama tarihi itibariyle karşılık tutarları gözden geçirilir. Bu sırada ortaya çıkan düzeltme farkları kar veya zarara yansıtılır. Kıdem tazminatı karşılıkları da bu bölümün kapsamında ele alınmış. Raporlama dönemi sonunda kıdem tazminatı yükümlülükleri tahmin edilir ve cari dönemde ortaya çıkan kıdem tazminatı yükümlülük artışları hesaplanarak giderleştirilir. Bir diğer terimimiz şarta bağlı yükümlülükler. Şarta bağlı yükümlülükler aslında karşılıkların kayda alınmasını anlatırken 3 unsurdan bahsetmiştir. Raporlama dönemi sonunda hali hazırda mevcut bir yükümlülük. Bu mevcut yükümlülüğü yerine getirmek için işletmenin ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkışının olasılığı ve üçüncüsü ise tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilmesiydi. İşte ne zaman şarta bağlı yükümlülük doğar? Eğer karşılık olarak bir yükümlülüğü kayda alamıyorsak o zaman şarta bağlı yükümlülük ortaya çıkar. Peki bölümün ele aldığı şarta bağlı yükümlülük nedir? Geçmiş olaylardan kaynaklanan fakat yükümlülüğün yerine getirilmesi için işletmeden ekonomik fayda çıkışının muhtemel olmaması veya yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde ölçülememesi nedeni de kayda alınamayan yükümlülüklerdir. Yani şarta bağlı yükümlülükler finansal durum tablosunda gösterilmezken dipnotlarda açıklama yapılır. Şarta bağlı varlıklar ise geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, gerçekleşmesi belirsiz, gelecekteki bir veya daha fazla olayın meydana gelip gelmemesine göre mevcudiyeti anlaşılabilecek olan muhtemel bir varlıktır. Şarta bağlı varlıklarda finansal durum tablosunda gösterilmez, dipnotlarda açıklama yapılır. Ancak varlık nedeniyle İşletmeye kaynak girişinin neredeyse kesin olması durumunda ise söz konusu varlık şarta bağlı varlık olarak değerlendirilmez ve bir varlık olarak kayda alınır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, Ayça hocamıza teşekkür ederiz. Sorular olursa daha sonra alırız. Şimdi Mert Erer hocamızı sahneye alıyoruz. O da borçlanma maliyetleri, devlet teşvikleri, muhasebe politikaları tahmin
ve yanlışlıklar, raporlama döneminden önceki olaylar hakkındaki sunumunu gerçekleştirecek. Buyurun. Tamam. Teşekkürler hocam. Hocam da söyledi, aynı bölümdeniz, Almanca işletme bölümünden. Bizim Almanca işletme bölümünde 4. sınıf sonunda da mezun olmak için bir bitirme tezi yazıyoruz. Ben de bitirme tezimi hocamdan yazmıştım, Metin Samanlı hocamdan. Ve o zamanki konum 29 numaralı standartta enflasyon muhasebesi diye kısaca söylediğimiz. 2002 yılında yazmıştım, ondan sonra da Türkiye'ye gelmişti. Zaten çok faydalı olmuştu benim için de o çalışma. Hocamın söylediği gibi 4 tane kısa standardı anlatacağım. Borçlanma maliyetleri, devlet teşvikleri, muhasebe politikaları, tahminler ve hatalar ve raporlama döneminden sonraki olayları. Borçlanma maliyetiyle ilgili bölüm zaten çok kısa, baktığınız zaman da Bobby FRS'ye zaten yarım sayfa tutan bir standart. Hani özetini geçeyim dedim, özet geçecek de bir şey yok, zaten yarım sayfa. Ama çok basit, hani nedir? Borçlanma maliyetleri, borçlanmayla ilgili olarak katlanan faiz ve diğer maliyetlerdir diyor ve bu maliyetler içinde örnek olarak neler sayılıyor? Bu finansal araçlar ve öz kaynak bölümünde tanımlanan etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanmış faiz giderleri. Nermin hocamızın burada hesapladığı mesela bu 1+i/t formülüne göre. Kiralamalar bölümüne göre kayda alınan finansal kiralamalara ilişkin finansman giderleri. Bir de yabancı parayla borçlanmalarda faiz maliyetlerine yönelik düzeltme olarak dikkate alınan kur farkları diye geçiyor. Burada standartta şöyle söylüyor, borçlanma maliyetleri oluştukları dönemde kar veya zarar tablosunun ilgili kaleminde kar veya zarara yansıtılır. Yani temel ilke borçlanma maliyetlerinin direkt olarak dönem gideri olarak dikkate alınması, ama bunun bazı istisnaları var. Bunlar da stoklarda, maddi duran varlıkta, yatırım amaçlı gayrimenkullerde ve maddi olmayan duran varlıklarda ilgili bölümlerde de söylendi zaten. Hani satışa hazır hale gelmesi ya da kullanıma hazır hale gelmesi, yine dediğim gibi bir yıldan uzunsa, o zaman borçlanma maliyetlerini bu varlıkların üstünde aktifleştirebiliyoruz. Burada Bobby'nin TAMSET'ten şöyle bir farkı var. TAMSET'te genel borçlanma maliyetlerinden de varlıklar üstüne pay verme şansınız var belirli anahtarlarla. Ama Bobby FRS sadece varlıklarla doğrudan ilişkisi kurulabilen, doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri aktifleştirilir diyor. Bu çok önemli bir ayrım. Yani genel Bobby'de genel borçlanmanın finansman maliyetlerinden varlıklara pay veremiyorsunuz. Bu önemli bir ayrım. Bu bölüm kısaca böyle. Devlet teşvikleri var 16 numaralı bölümde. Bu devlet teşvikleri de diyor ki, faaliyet konularıyla ilgili belirli koşulların karşılanması durumunda kaynak transferi şeklinde işletmelere yapılan devlet yardımları, böyle genel olarak yapılan devlet hizmetleri devlet teşviğine girmiyor. Yani sizin bir işte fabrikanız var, oraya zaten fabrikaların olduğu bir bölge, yolu kötü ama devlet oraya bir yol yapıyor mesela, bu devlet teşviği kapsamına girmiyor. İşletmeye bir kaynak transferinin olması lazım direkt olarak. Bunlar devlet teşviğine giriyor. Bu bölümün kapsamadığı ve yani bu bölüm kapsamında dışında tutulan da vergilendirilebilir karın veya vergi zararının belirlenmesinde dikkate alınan veya vergi borcuna bağlı olarak belirlenen ya da vergi borcuyla sınırlı olarak sağlanan yararlar niteliğindeki devlet yardımlarını kapsamamaktadır. Bununla ilgili başka bir standart var. Yani işte indirimli KDV ya da işte indirimli belirli vergi oranları ya da yatırım teşvikleri filan, vergiden indirebileceğiniz bu tarzda devlet teşviği yardımı gibi şeyler oluyorsa, yani size bir iyilik yapıyorsa devlet vergiyle ilgili, bununla ilgili o gelir vergisiyle ilgili standarttaki uygulamalara bakıyorsunuz. Bu standart kapsamına girmiyor. Yani bunlar başka bir standardın çerçevesine giriyor. O anlamda önemli. Devlet teşviği olarak kabul edilen de iki tane örnek var. Bunları da saymış. Mesela önceden belirlenen koşullar karşılığında devletin feragat ettiği krediler ve piyasa faiz oranından düşük bir faiz oranıyla devletten alınan bir krediden sağlanan yarar da devlet teşviği olarak kabul ediliyor. Burada bu ikincisiyle ilgili de çok kısa bir örnek göstereceğim. Hesaplamasını değil ama çok basit bir şekilde sayısal bir örnek var. Kayda alma nasıl oluyor? İşletmenin gelecekte herhangi bir performans koşulunu yerine getirmesi gerektirmeyen ya da performans koşulunu önceden yerine getirdiği teşvikler alındıkları anda kar veya zarara yansıtılıyor.
devlet teşviğine hak kazanmak için ya da bir devlet teşviğini aldınız, belirli bir koşulu sağlamazsanız belirli bir süre içinde onu iade etme zorunluluğunuz varsa, o zaman bu hak kazanana kadar ya da bu koşulu yerine getirene kadar o devlet teşviğini bilançoda tutuyorsunuz. Şartı sağladığınızda ve devlet teşviğine tam olarak hak kazandığınızda bunu kar veya zarara yazıyorsunuz. Yine Tamset'ten biraz daha farklı, yani Tamset'te bir de sermaye yaklaşımı diye bir şey var diyorsunuz, biliyorsunuz. Bu Bobby FRS'de bu sermaye yaklaşımından bahsedilmiyor, biraz uygulama kolaylığı getirsin diye. O yüzden bu hani farkı ne diye bakarsanız en önemli fark Bobby FRS'de sermaye yaklaşımının olmaması. Mesela burada damızlık düve yetiştiriciliğinin desteklenmesiyle ilgili bir tebliğ var. Burada diyor ki işletmelere inşaat yatırımı, hayvan alımı ve makine ve ekipman alımı için yapılacak yatırımların %50 nakdi tutarı kadar hibe desteği sağlanmakta devlet tarafından. ABC işletmesi tebliğin düzenlemeleri çerçevesinde kapasite arttırımı ile ilgili tüm yatırım kalemlerini tamamlamış ve 5 yıl süreyle yatırım konusunda faaliyetleri sürdüreceğine dair taahhütname vererek Mart 2016'da İl Müdürlüğü'ne gerekli evraklarla başvurmuştur. Aynı ay yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda işletmenin tüm şartları sağladı ve ABC işletmesinin 120 bin TL hibeye hak kazandığı tebliğ edilmiştir. Şimdi bu 120 bin lirayı devlet şu şekilde veriyor. Önce bir yatırım yapıyorsunuz bu tebliğ çerçevesinde, işte nasıl yapılacağı yazıyor. O yatırımı yaptıktan sonra devlet diyor ki ben sana bu yatırımının %50'sini sana öderim. Ama 5 yıl boyunca burada bu yetiştiriciliği yapman lazım. Eğer siz ve bunu gelip her sene kontrol ediyorlar. Eğer 5 yıl boyunca bunu yapmazsanız bu kısma iade alıyor. O zaman siz bu 120 bin lirayı şeyi yaptığınız zaman, yatırımları yaptığınız zaman değil, 5 seneyi geçirip bu 120 bin lirayı artık devlete iade şansı kalmadığı zaman, yani tamamen hak ettiğiniz zaman, tebliğdeki koşulu sağladığınız zaman gelir yazacaksınız. Yani 120 bin lirayı aldığınız zaman değil. Peki bunu nereye yazacaksanız derseniz, bilançoda ertelenmiş gelirler diye bir hesap var. Orayı kullanın diyor, ertelenmiş gelirler. Bilançonun pasifinde duruyor. Bu Bobby FRS'nin ekinde olan finansal tablo örneklerine bakarsanız hem münferit, yani bireysel finansal tablolarda, hem de konsolide finansal tablolarda var. Bir de diyor ki teşvik alınan ya da alınacak olan varlığın gerçeğe uygun değerinden ölçülür diyor. Yani ölçümü de gerçeğe uygun değer üzerinden yapılıyor. Mesela 1 Ocak 2017 yılında bir yerel yönetim 10 yıl süreyle belirli bir şehirde radyo televizyon yayıncılığı lisansını ihraç etmiş. İki lisans açık arttırmayla yerel kesim dışından ilişkisiz üçüncü kişilere her birine 100 bin lira bedelle satılmış. Yerel yatırımcıları teşvik etmek amacıyla üçüncü lisans yerel bir işletmeye ücretsiz olarak vermiştir. Lisanslar koşulsuz olarak devredilebilir niteliktedir diyor. Böyle bir şeyde de devlet oradaki yerel yayıncıya ya da yatırımcıya bir teşvik sağlamış oluyor. Bunda gerçeğe uygun değerli ölçüp ne kadara verilmişti? Zaten 100 bin liraya diğer ilişkisiz şirketlere verilmişti. O zaman 100 bin lirayı benim devlet teşviği olarak yine göstermem gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi piyasa faiz oranının altında bir faiz oranından devletten bir kredi sağlayabiliyorsanız bu da devlet teşviği kapsamına giriyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Bakın şöyle bir açıklama var. Açıklamayı okuduktan sonra örneği gösterirsem daha rahat olacak. Şimdi piyasa faiz oranından düşük bir faiz oranıyla devletten alınan krediler, bu kredi için devlete yapılacak geri ödemelerin benzer bir kredi için uygulanan piyasa faiz oranıyla iskonto edilmesiyle hesaplanan bugünkü değeri üzerinden ölçülerek finansal durum tablosunda diğer finansal yükümlülükler kalemi içinde gösterilir. Bu diğer kısa vadeli finansal yükümlülükler ve diğer uzun vadeli finansal yükümlülükler diye yine ekteki finansal tablolarda bunları görebilirsiniz. Devletten alınan kredi tutarı ile finansal durum tablosuna yansıtılan finansal yükümlülük arasındaki fark da devlet teşviği olarak dikkate alınır diyor. Yani bu aradaki farkı da ertelenmiş gelirlere yazacaksınız. Mesela şöyle bir örnek var. %5 faizle 20 bin lira tutarında kredi almışım. Tabii artık bu faizler biraz düşük kaldı ama olsun. Şu anda örnek olarak kredi 4 yıllık olup ödemeler her yıl sonunda eşit taksitlerle yapılacak. Piyasa faiz oranı da %10'dur. Aslında buradaki hesaplama şu anda %5 ile yapılmış. Yani 20 bin lira kredi aldınız, %5 faizle 2 yıl boyunca 2560 lira civarında da bir faiz ödeyerek toplamda 22.560 lira ödemeniz var. Şimdi bu aynı ödeme planını aslında siz bir şeyden alsaydınız, özel bir bankadan mesela ya da devlet teşviği olmayan bir yerden %10'la alacaktınız ve %10'la bu ödeme planını
bu 22.560'lık 4 senelik ödeme planını %5 ile hesaplamıştım. %10 ile geri çekersem, aslında yine Nermin Hoca'nın anlattığı bu etkin faiz oranına göre, bu 17.878'e geliyor. Yani siz bir bankadan alsaydınız %10 faizle, 17.800 liralık aşağı yukarı bir ana para için 22.560 lira ödemede bulunacaktınız. İşte bu devletten aldığınız 20.000 lira ana para, devlete yapacağınız ödemelerin bugünkü değerinin piyasa faiziyle bugüne indirgenmiş fiyatı arasındaki fark, yani 17.878 arasındaki fark, bu 2.121 lira işte sizin devlet teşviğiniz oluyor. Bunu ertelenmiş gelirlere yazacaksınız. 17.878 lirayı da biraz önce söylediğim o finansal yükümlülük kısmına yazmanız gerekiyor. Bu da böyle bir hesaplama yöntemi. Diğer konum 3 numaralı bölüm. Bu muhasebe politikaları tahminler ve hatalarla ilgili olarak yazılmış bir bölüm. Burada muhasebe politikası dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? Bu önemli. Finansal tabloların hazırlanması ve sunulmasında kullanılan her türlü ilke, esas, gelenek, kural ve uygulamalar, bunların bütününe muhasebe politikası diyoruz. Şöyle bir şey var. Mesela amortisman yönteminin belirlenmesine BOBİ FRS'de muhasebe politikası diyor. Ama maddi olmayan duran varlıklarla ilgili kısımda mesela itfa yönteminin değiştirilmesine de muhasebe tahmininde değişiklik diyor. Böyle bazı ikilemler var ama onları herhalde düzeltecekler. Şimdi belirli bir olayla ilgili olarak bunları finansal tablolara nasıl yansıtacağım? Yani maddi duran varlıklarla ilgili standart var. Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili standart ve bölüm var ama ya öyle bir işlemle karşılaştım ki bunun hangi standarda ya da hangi bölüme gireceğini bilmiyorum. Ya da yaptığım iş herhangi bir bölümün kapsamına girmiyor. O zaman ne yapacağım? İşletme koşulları en uygun muhasebe politikasını seçiyor. Herhangi bir hüküm yoksa da benzer konularla ilgili düzenlemelere bakıyorum öncelikle. Bu sırayı takip etmem gerekiyor. Daha sonra kavramsal çerçevedeki işte varlık tanımı, borç tanımı, gelir tanımı, bunlara bakarak ve finansal tablonun niteliksel özelliklerine bakarak. Daha sonra yine BOBİ FRS bir alt düzenleme, daha üst düzenleme olan TAMSET TMS'ye bakıyorum. Ya benim konumla ilgili orada bir hüküm var mı acaba? Benim bu baktığım işlemle ilgili TMS'de, TFRS'de bir düzenleme var mı? Bunları değerlendirerek en doğru ve gerçek sunumu sağlayacak bölümdeki uygulamayı seçiyorum. Mesela bir örnek, işletme topraksız tarım konusunda yürüttüğü araştırma ve geliştirme projeleri için sivil toplum kuruluşlarından 300 bin lira hibe almıştır diyor. Yani bir sivil toplum kuruluşundan ya da devlet olmayan bir kurumdan ya da kuruluştan hibe ya da teşvik aldığınız zaman bunun ne şekilde finansal raporlara alınacağıyla ilgili bir düzenleme yok ama çok rahat bir şekilde ne diyebilirsiniz? Ya buna benzer olan hangi bölüm var? Mesela devlet teşvikleri bölümü var. O zaman diyebilirsiniz ki ya ben hibe aldığım zaman devlet teşvikleriyle ilgili bölümdeki esasları uygulayabilirim. Ya da biraz önce söylediğim gibi maddi olmayan duran varlıklarla ilgili işletme 140 milyon Amerikan dolarına nakit ödemiş bunda. Bir resim satın almıştır. Bu arada bu gerçekten aşağıdaki resmin değeri. Yani burada gösterdiğim şu alttaki resim bir modern sanat eseri. Gerçekten de bunu 140 milyon dolara almışlar. Ben pek modern resimden belki anlamıyorum. Bana o kadar etmez gibi geliyor. Efendim? Yani bu Jackson Pollock'un bir resmi. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Ben bunu maddi olmayan duran varlıklarda da söyledim ya, bir Temel Reis heykeli vardı. Yani bu tarz sanat eserleri maddi olmayan duran varlık tanımına mı giriyor? Yoksa bunlar neye benziyor bu buradaki şeye baktığınız zaman? Eğer bu değer kazanma amacıyla elimde tutuyorsam bunu, aslında bu yatırım amaçlı gayrimenkule de benziyor olabilir. Yani bunları düşünmek gerekiyor. Yani aslında bazı olaylar özellikle böyle maddi olmayan duran varlıklarda çok da açık değil. Ressam olsak daha iyi kazanırdık. Muhasebe politikalarını da her dönem düzenli olarak gözden geçirmem gerekiyor. Yani acaba seçtiğim muhasebe politikaları şirketin doğru ve gerçek durumunu yansıtıyor mu, yansıtmıyor mu? Eğer işte üretim sistemim değişmişse, şirketin yapısı değişmişse belki artık belirli muhasebe politikalarını bırakıp yeni muhasebe politikalarına geçmem gerekiyor olabilir. Ya da sözleşmedeki bazı şartlar değişmiştir. İşte mesela yani işte ilk giren ilk çıkar yönteminden işte daha ağırlıklı maliyet yöntemine geçmek gibi
Orada da işte tahmin politik ama onunla da ilgili sıkıntılar var, farklı görüşler oluyor. Ama burada önemli olan, yani önemli bir değişiklik olmadığı sürece seçtiğim bir muhasebe politikasını ilerleyen dönemlerde, izleyen dönemlerde de tutmam, aynı şekilde devam ettirmem. Bu da neyi sağlıyor tabii sonuçta? Finansal tabloların yıllar itibariyle karşılaştırılabilir olmasını sağlıyor. Şirketler eğer bir politika değişikliği, muhasebe politikası değişikliği yapıyorlarsa, bu muhasebe politikası değişikliği geriye yönelik olarak uygulanıyor. Yani geriye yönelik uygulamada ne demek? Ben 31-12-2018 bilançosunda işte bir muhasebe politikası değişikliğine gittim. O zaman biraz önce söyledik ya, karşılaştırılabilirlik bizim için önemli. 31-12-2018 finansal tablosunda o yeni politikaya göre değerleri hesaplayacağım. Geçmiş senenin 31-12-2017 yılı kapanışındaki yine ilgili kalemlerde eğer bu muhasebe politikasını uygulasaydım geçen sene nasıl olurdu, ona bakacağım. Bir de geçmiş senenin 1-1-2017'nin, yani bu örnekte, bir de oradaki öz kaynak kalemlerinde de değişikliğe gitmem ve orada da düzeltmeler yapmam gerekiyor. Yani geriye yönelik dönük uygulama dediğiniz zaman aslında karşılaştırmalı mali tabloların yeni politika, bu karşılaştırmalı mali tabloların sunulduğu tarihten beri sunuluyormuş gibi gösterilmesi demek. Bunun bir tane istisnası var geriye yönelik uygulamanın. O da maddi duran varlıklarla ilgili. Yeniden maddi duran varlıkları maliyet yöntemi, Nuran hocam anlatmıştı. Maliyet yöntemiyle değerlerken mesela yeniden değerleme yöntemine geçiyorsunuz. Bu bir muhasebe politikası değişikliği aslında ama standart diyor ki bu bir muhasebe politikası değişikliği olmasına rağmen maliyet yönteminden yeniden değerleme yöntemine geçtiğin zaman geriye yönelik olarak uygulama yapmana gerek yok. Mesela burada okunuyor mu görmüyorum ama işte mesela Soda Sanayi'nin bir 2015 yılı konsolide finansal tablosu var. Bakın, bu TMS 16 kapsamında maliyet modeliyle değerlendirilmekte olan gayrimenkullerin 31 Aralık 2015 tarihi finansal tablolarından geçerli olmak üzere yeniden değerleme modeliyle değerlendirilmesi ve bu politika değişikliğinin grubun tüm şirketlerinde uygulanmasına karar vermiştir diyor. Politika değişikliği yapmış, maliyet modelinden yeniden değerleme yöntemine geçmiş ama geçmiş yılları düzeltmesine gerek yok buradaki hükme göre. Zorunlu olarak bir muhasebe politikasında değişikliğe gidilmesi durumunda, yani nasıl oluyor, işte hasılat standardı ortadan kalkıyor mesela, yeni bir standart geliyor TFRS 15 diye, mesela müşterilerle yapılan sözleşmeler diye bir standart değişiyor, ya da biraz önceki Muharrem Bey'in anlattığı finansal kiralama, yani kiralamalarla ilgili standart değişiyor, işte TFRS 16 geliyor mesela. Böyle bir standart değiştiği zaman tabii muhasebe politikasını değiştiriyor. Muharrem Bey burada mesela çok iyi finansal kiralamayı anlattı. Bayağı büyük değişiklikler var. Ya bir muhasebe politikası değişikliği gerektiriyor. Ya geçmiş yılları düzelteceğiz mi, düzeltmeyeceğiz mi? Bir muhasebe politikası değişti. Orada onun cevabını da verdi aslında. Eğer bu yeni gelen standartta geçiş hükümleri varsa, o zaman öncelikle o geçiş hükümlerine bakmak gerekiyor. İşte bazen o geçiş hükümleri geriye yönelik uygulama yapmana gerek yok gibi, ya da belirli istisnalar sağlayabilir ya da belirli yeni hükümler getirebilir. Eğer geçiş hükmü yoksa standartta, geriye yönelik uygulama yapmak durumundasınız. Yine muhasebe politikası değişikliği oluyor. Bir de önemli bir şey var. Mesela aşağıdakiler muhasebe politikalarında değişiklik sayılmaz diyor ama bakın, bu yazdım, alt tarafa da yazdım. Bobi'nin içine almamışlar ama TAMSET finansal raporlama standartlarında var. Aslında açıklayıcı bir şey. Bobi FRS içinde geçerler. Ne kadar içinde yer almasa da Bobi FRS'deki metinden bu uygulamanın yapılması gerektiği anlaşılıyor. Daha iyi anlatmak için burada koydum aslında. Bunu da TAMSET'ten aldım. Bakın, daha önce meydana gelenlerden özü itibariyle farklı olan işlem veya olaylar için bir muhasebe politikasının uygulanması ya da daha önce ortaya çıkmamış veya önem arz etmemiş işlem veya olaylar için yeni bir muhasebe politikasının uygulanması diye. Şöyle baktığınız zaman mesela bu Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin KAP'ta yayınladığı mali tablo ve son 2018 Eylül. Baktığınız zaman bu Gözde Girişim şok marketleri satın almış. 31 Aralık'ta şok marketler borsaya kote olmamıştı daha. Hisse senetleri borsada el değiştirmiyordu. O yüzden Nermin Hocam'ın da anlattığı gibi aslında maliyet değeriyle değerlenmişti. Maliyet değerini de tabii şirket satın alması olduğu için indirgenmiş nakit akımlarına göre değerlemişlerdi. 2,5 milyar TL civarında bir değeri var.
2018 yılında borsaya açılıyor şok marketler ve artık gözde girişim bunları maliyet değeriyle değil, Nermin hocamın da söylediği gibi Bobby FRS'de de geçerli, artık borsada hisseleri el değiştiriyorsa artık borsa fiyatıyla değerlemesi gerekiyor. Borsa fiyatıyla değerlemeye bir başlıyor. Bakın değeri altta görüyorsunuz. 1 milyar 245 milyona düşüyor. 1 milyar liradan daha büyük bir düşüş var. Zaten gelir tablosuna falan baktığınız zaman da müthiş bir değişiklik oluyor. Ama bu yani öz kaynak değişim tablosuna falan baktığınız zaman da bir muhasebe değişikliği sayılmıyor. Neden muhasebe değişikliği değil? Çünkü biraz önce söylediğim gibi daha önce meydana gelenlerden özü itibariyle farklı olan bir işlem var. Daha önce borsaya kote değildi, borsaya kote oldu. O zaman daha önce maliyet bedeliyle değerliyordum, şimdi hisse piyasa değeriyle ya da borsa değeriyle değerleyeceğim. Öncekine göre özü itibariyle farklı. O zaman buna muhasebe politikası diyemeyiz. Dediğim gibi bu tam sette yazıyor. Bobby FRS'de yok ama anlaşılıyor böyle yapılacak. Şimdi bunun dışında bir de muhasebe tahminlerinde değişiklikler var. Bu muhasebe tahminlerinde değişikliklerde tahminlerin dayandığı koşullarda değişiklikler meydana gelmesi, yeni bir bilginin edinilmesi ya da tecrübe kazanılması durumunda işte Nurhan hocamın verdiği örnekte vardı mesela faydalı ömrün değişmesi, işte 10 sene kullanırım diye düşünüyordum makinayı, 6. sene geldi. Yani aslında 4 sene kaldı ömrünün bitmesine ama diyorum ki ya bu makine iyi gidiyor, ben bunu 8 sene daha kullanırım diyorum mesela. Bu tahminde bir değişiklik ya da kullanım değerini belirlerken mesela bu geri kazanılabilir tutarda Atilla hocanın anlattığı kullanabilir kullanım değerini belirlerken indirgenmiş nakit akımı yöntemini kullanıyorum. Orada kullandığım bir faiz oranı var. Mesela piyasa faizleri Metin hocamın söylediği gibi çok arttı. O zaman oradaki faiz oranını değiştirdiğim zaman kullanım değeri değişecektir mesela. Bunlar hep tahmin değişikliği. Şimdi tahmin değişikliklerinde de ileriye yönelik bir uygulama var. Geriye yönelik uygulama yapmanıza gerek yok. Çünkü yeni bir bilgi kazanmışsınız. Piyasada şartlar değişmiş. Ya geçen sene o şartlarla en iyi bilginizle yapmıştınız. Bu sene yine piyasa şartlarını en iyi bilginizi değerlendirerek yeniden bir tahmin yapıyorsunuz. O yüzden geçmiş senelere dokunmanıza gerek yok. Tahmini değiştirdiğiniz seneden başlayarak ileriye yönelik uygulama. Sonraki dönemlerde o tahminle yine devam ediyorsunuz. Hatalar var. Bu hatalarda da bir hileler de hataların içine giriyor. Burada işte amortisman ayırmayı unutmuş olabilirsiniz, yanlış ayırmış olabilirsiniz, yanlış bir hesaplama yapmış olabilirsiniz ya da şirkette bir hile ortaya çıkarılmış olabilir. Bu gibi durumlarda hatalar da yine politika değişiklikleri gibi geriye yönelik bir uygulama gerektiriyor. Mesela burada Doğutaş Mobilya'nın bir mali tablosu var. Buraya baktığınız zaman mesela kullanılmamış olan alt paragrafa bakarsanız kullanılmamış olan izin karşılıklarını biraz mesela yanlış hesaplamış, makina tesis cihazların değeriyle ilgili bazı hatalar olmuş. Bunları baktığınız zaman şurada bakın geçmiş dönem bağımsız denetimden geçmiş diyor ve altında gördüğünüz gibi yeniden düzenlenmiş diyor. Yani karşılaştırmalı mali tabloyu verirken alt tarafa yeniden düzenledim. Not 2-4 dediği de biraz önce size gösterdiğim not. Yani ben buralarda hata yapmışım, onları düzeltiyorum diye bir şey gösteriyor ve burada da öz kaynak değişim tablosundan öz kaynak değişim tablosunun altında öz kaynakların geçmiş yıl karlarını falan nasıl değiştiğini, hangi hesapta değişiklik olduğunu da burada çok isabetli bir şekilde göstermiş. Son fazla da zamanınızı almadığını düşünerek son şeye geçiyorum, bölüme. Bu da raporlama döneminden sonraki olaylar. Şimdi raporlama döneminden sonraki olaylar nereye kapsıyor? En önemli konulardan bir tanesi bu. Raporlama dönemi sonu işte genel itibariyle 31-12 diye biz genellikle söylüyoruz. Tabii özel hesap dönemi falan var ama hani rahatlık olsun diye 31-12 gibi düşünebilirsiniz. Bu tarihten, yani raporlama tarihinden yayım için, finansal raporların yayım için onaylandığı tarihe kadar geçen süreye raporlama döneminden sonraki olaylar deniyor. Bu yayım için onay tarihi de mesela anonim şirketlerde yönetim kurulunun bu finansal tabloları onayladığı tarih oluyor. Yani bağımsız denetçinin imzaladığı tarih değil ya da genel kurulun yapıldığı tarih değil. Anonim şirketlerde yönetim kurulunun finansal tabloların altına imzayı attığı tarih. Bu tarihten sonraki olaylar, bu standart kapsamına ya da bu bölüm kapsamına girmiyor. O zaman raporlama tarihinden
raporlama tarihi sonu ile yayım için onay tarihi arasındaki olaylara bakacağız. Bu olayları bölüm tam set standart da aynı, fazla bir farkı yok. İkiye ayırıyor. Bir düzeltme gerektiren olaylar var. Bir de düzeltme gerektirmeyen olaylar var. Düzeltme gerektiren olaylar geçmişten kaynaklanan bir olayla ilgili bilgiyi ben bu raporlama dönemi sonu ile yayım için onay tarihi arasında alıyorum. Mesela geçen sene bana bir dava açılmış. Mesela 2018 mali tablosunu çıkartacağım. 2018 yılı içinde bana bir dava açılmış. 2018 31/12/2018'de dava sonuçlanmamış ama 2019'un işte ilk ayında, Ocak ayında davayı kaybetmişim mesela. Bir üst mahkemeye gitme yolu da kapalı. O tarz bir şey kaybettim. O zaman mali tabloda düzeltme yapmam gerekiyor. Geçmiş yıllarla ilgili ya da işte bunun için bir karşılık ayırmam gerekiyor. Bu düzeltme gerektiren bir olay. Düzeltme gerektirmeyen olaysa geçmiş seneyle ilgisi olmayan ama ilgili yılın mali tablosunu alan bir kişi için önemli olan bilgilerin açıklanması. Yani 31/12/2018 mali tablosunu düzenliyorum. Ocak ya da Şubat ayında işte başka bir şirketle birleşme kararı aldım mesela. Şimdi bu aldığım birleşme kararı önemli bir şey ama 31/12/2018 finansal tablolarını etkileyen bir durum değil. Ama o 31/12/2018 finansal tablosunu analiz eden biri için önemli. O yüzden bunu dipnotlarda göstermem gerekiyor. Bunu zaten söyledik. Mesela burada ben Fenerbahçeli olduğum için koydum. Mesela burada en son 31 Mayıs 2018 yılı tarihi itibariyle bakın özel hesap dönemi Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi'nin dipnotları var. Bakın burada mesela önemli bir şey. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün mesela başkanı değişmiş. İşte Ali Koç mesela 3 yılına başkan olarak seçilmiş. Bağımsız üyelerden bir tanesi Vefa Küçük mesela 6 yılı tamamlaması nedeniyle görevinden ayrılmış. Komolli sportif direktörlüğe getirilmiş gibi açıklamalar var. Bunlar 31 Mayıs 2018'de henüz gerçekleşmemiş ama 31 Mayıs 2018'i analiz edecek biri için önemli olan bilgiler bunlar. Aslında burada biraz eksiklik var çünkü tam sette de Bobby'de de diyor ki bu olayların niteliğini açıkla bir de finansal etkisi nedir onu açıklaması lazım. Yani burada Komoli'yi sportif direktörlüğe getirdim ama sözleşmede ben buna ne kadar verdim? Ya da Filip Koku ile anlaşmaya vardım antrenör olarak ama nasıl bir sözleşme yaptım? Bununla ilgili özet bilgileri de burada koyması gerekiyordu. Yani düzeltme gerektirmeyen ama açıklama, dipnotlarda açıklama yapacağınız olayda hem niteliğini yazacaksınız olayın, burada nitelik yazılmış, aynı zamanda varsa finansal etkisini de yazmanız gerekiyor mutlaka. Burada bazı yerlerde o eksik kalmış. Bir de bu bölümde kar payı ile ilgili ayrı bir başlık açılmış. Diyor ki raporlama döneminden sonra ve yönetim kurulunun finansal tablolara onay verdiği tarih arasında kar payı dağıtılacağı söylenirse ya da bununla ilgili bir karar falan alınabilirse, bizde tabii genel kurul olmadan olmuyor ama böyle bir şey açıklanırsa ya da bir karar alınırsa o zaman herhangi bir yükümlülük kaydı yapmıyorsunuz. Bir de işletmenin sürekliliği varsayımı var. Mesela bu varsayımın geçersiz olması halinde finansal tablolar işletmenin sürekliliği varsayımına göre hazırlanmaz diyor. İşte özellikle mesela benim burada gösterdiğim Fenerbahçe'nin mali tablosuna bakarsanız, denetçinin raporunu okursanız mesela orada şirketin sürekliliği ile ilgili şüpheler vardır diyor. Ama Fenerbahçe'de ben sürekliliğim devam etmektedir diyor. Yani geçerlidir diyor. Fenerbahçe bunu söylediği için süreklilik esasına göre bu sağlanıyor. Ama mesela 31/12/2018 bilançosunu düzenliyorsunuz. 2019 Ocak ayında deponuzda yangın çıktı. Ticari mallarınızın %90'ı yandı. Sigortada yaptırmamıştınız mesela. Deponuzun da bir kısmı yandı. O da sigortasızdı diyelim. O zaman düşünmeniz gerekiyor. Hakikaten işletmenin sürekliliği devam ediyor mu etmiyor mu? Eğer işletmenin sürekliliği bu yangın sonucunda sekteye uğramışsa o zaman TFRS'yi kullanmamanız gerekiyor. Artık ondan sonra konkordatoya mı girersiniz artık? İflas erteleme kalmadı ama hani ya iflas bilançosu oralara mı gidersiniz? Ayrı ama işletmenin sürekliliği varsayımı geçerliliğini kaybettiği zaman TFRS'yi kullanmayın diyor. Bu bölümde öyle, Bobby de öyle, Tamset standart da öyle. Benim söyleyeceklerim bu kadar hocam. Çok teşekkürler. Evet, Mert hocamıza da teşekkür ederiz. Gördüğümüz gibi denetçinin büyük bir sorumluluğu var. Bir kere muhasebe mesleği gitgide zorlaşıyor. Çok detaylı,
şekilde çalışması gerekiyor denetçinin, yani muhasebeci denetçi ayrımı yapmıyorum. Burada mesela buraya imza atan, bu Fenerbahçe raporuna imza atan denetçi ne yaptı? Sürekliliği burada imzaladı. Şimdi kazara küme düşse mesela takım ne olacak? Onun belki lisansı gidecek. Değil mi? Yani çok zor bir dönemece girmiş oldu bu meslek. Ama şu var. Yani işletmenin sürekliliğini bile tahmin etmesi, bilmesi lazım. Burada konuşmalarda şahit olduk. Yapay zeka çıktı, artık muhasebeciye gerek yok diye. Halbuki duygusal zeka gerekiyor. Bundan sonra muhasebeci, denetçi görevine sürekliliğini şirketin anlamak, bakmak, o derecede de analiz yapmak. Değil mi? Gördüğümüz gibi o kadar büyük değişiklikler oldu ki bunları, yani birisinin öğrenip hazmedip uygulamaya başlaması çok uzun bir süreç alır. Kargaşa da var. Kavram kargaşası. Şimdi borç, yeni kullanılan terim yükümlülük, yabancı kaynak. Hangisini kullanacağız? Ertelenmiş gelir, gelecek aylara veya yıllara ait gelir. Değil mi? Kimi nakit akış diyor, kimi nakit akım diyor. Kimi gelir tablosu diyor, kimi kar veya zarar tablosu, kimi kapsamlı kar veya zarar tablosu. Bilanço mu, finansal durum tablosu mu? Daha bunlar bile oturmadı. Yani herkes kendi kavramını kullanıyor. İyice kargaşa büyüyor. Peki, şimdi soruları almadan önce çok kısa söyleyeyim. Bu arkadaşımızın verdiği ekstrem örnekler tabii Amerika'yı kapsıyor. Orada 140 milyon doları verenler veya onlar kumarhane Las Vegas'taki. Artık ya kara para aklıyorlardır ya da başka bir şey. Artık belki buradaki bürokrat, maliyedeki arkadaşlarımız, Amerika'daki arkadaşlarına haber verirlerse hani onlar da ortaya çıkartırlar orada ne olduğunu. Şimdi soru varsa eğer soruları almak üzere söz verebilirim. Evet, buyurunuz efendim. Evet hocama ilk bir soru. Pardon, şuraya bir Nurhan hocamıza verebilir misiniz? Pardon. Peki siz buyurun. Tamam. Peki siz de var. Benim sesim çıkar, önemli değil. Tamam, merhaba, ben Nurcan Ertuğkan, mali müşavirim. Bu yatırım teşvikleriyle, yani devlet yardımları ile ilgili sadece yatırım teşviklerini mi kapsıyor? Ya da sizin örnekleriniz mi bu kadardı? Bir de teşviklerde şöyle bir durum var. Tahakkuk esasına göre mi yoksa tahsil esasına mı göre gelir yazacağız? İkincisi de finansal rapor sonrası olaylarda sadece dipnotlarda belirtmemiz yeterli mi, yoksa farklı finansal şeylerde tekrar yapılıyor mu, analizlerde yapılıyor mu? Hani dipnotlar gösteriliyor dediniz ya rapor sonrası olaylarda. Sadece dipnotlar yeterli mi, yoksa herhangi bir şeyde işte bunun sonrasında bu rakamlar değişir ya da değişti gibi bir şey ifadeler kullanılıyor mu? Teşekkürler. Yani her türlü devlet teşviğine illa devlet teşvik belgesi almanız gerek yok. Yani her türlü devlet teşviğini kapsıyor. İşte mesela bazen turizm bölgelerinde elektrik parasının bir kısmını mesela devlet ödüyor falan. Bunlarda da mesela bunları da yapabiliyorsunuz. Devlet teşvikleri kapsamına giriyor. Benim örneğim sadece öyleydi. Yani vergi dışında devletten sağlanan her türlü faydayı kaynak transferi şeklinde bunu bu kapsama sokabiliyorsunuz. Yani bu bir de bu kapsama, öbür tarafta da devlet teşvikleri standardına sokabiliyorsunuz. Benim örneğim sadece hani daha dar kapsamlı oldu. Aslında çok daha geniş. Bir de bu finansal raporlama döneminden sonraki olaylarla ilgili eğer düzeltme gerektiriyorsa zaten mali tabloyu düzeltiyorsunuz. Biz finansal tablo okuyucusu olarak o düzeltmeyi göremiyoruz. Zaten düzeltilmiş şekli geliyor mali tablonun ama düzeltme gerektirmeyen, sadece dipnotlarda açıklama yapacağınız bir olay varsa, burada standardın sadece söylediği olayın niteliğini ve finansal etkisini açıkla. Ama burada böyle hiçbir yurt dışındaki mali tablolarda öyle çok detaylı analiz yapan görmedim. Yani genellikle mesela Türk Hava Yolları'nda da filan da var. Şu kadar adet Boeing uçak alacağız. Bunların bedeli şu kadardır gibi. Ya da işte şu şirketle biz işletme birleşmesi görüşmelerine başladık ya da satın alma görüşmelerine başladık. İşte fiyat belirlenmişse o fiyatı söylüyor. Fiyat belirlenmemişse daha henüz fiyat üzerinde anlaşılmamıştır filan gibi. Yani fazla analiz yapmadan çok basit sözleşme ya da ortada bir fiyat varsa o söyleniyor. Yoksa bir analiz yapılmıyor dipnotlarda.
Yani biliyorsunuz bunlar vergi ilgilendirmiyor bu konular ama yani bu tahakkuk tahsis esası tabii en büyük sıkıntılardan biri. Gelir yazmada da o sıkıntı var. Uygulamada çok gördüğüm şey, ben parayı almadan gelir yazmam diyen şirketler var. TFRS uygularken bile bunu yapanlar var, yani yapmaya çalışanlar var. Ama aslı tahakkuk esasıdır diye düşünüyordum. Eğer vergi kanunları şey yap, tersini görmüyorsa, tersini öngör. Bazı yerlerde çünkü avukatlar da filan hani tahsis esasını görüyor ama o biraz daha farklı bir konu. Yani vergi kanununda aksine bir şey yoksa tahakkuk esası aslıdır yani. Yani onları Maliye Bakanlığı'ndan ya da odadaki ilgililerle konuşursanız daha onlar size daha doyurucu bilgi vereceklerdir. Evet hocam, buyurun. Teşekkür ederim hocam. Mert hocam, çok teşekkür ederim. Yansıda doğrusu yazıyor ama konuşurken bile biz bile ifade ederken yanılıyoruz. Raporlama döneminden sonraki deniliyor. Halbuki raporlama dönemi sonunda sonraki olaylar gibi. Aslında denetim standartlarında çok güzel bunu tarif etmiş. Denetçiye yükümlülük vermiş. Bilanço tarihinden sonraki olaylar ya da raporlama tarihinden sonraki olaylar. Bir de halka açık şirketlerde ilan edilmesi gerektiği için raporun ilan tarihinden sonraki olaylarda da denetçiye yükümlülük atfediyor. O yüzden hani en kötü belki kavramsal ifadelerin olduğu bölümden bir tanesi bu. Bunu mutlaka düzeltmesi lazım. Nalan Hoca'nın da dediği gibi ya biz bu şeylere denetimden geçmiş, BOBİ FRS'ye göre hazırlanmış mal tablolara nasıl erişeceğiz? Bunlar ilan edilecek mi gibi bir şeyi vardı. Denetim standartlarında ilan tarihi de esas olduğu için gayet ifadeler açık ve güzel. Ama burada raporlama dönemi sonundan sonraki olaylar sözcük bile hatalı. Raporlama tarihinden sonraki dese buna ne olur yani, dönemi gibi bir kavram çok geniş bir süreci ifade eden de bir şey, çok kafa karıştırıcı. Burada en kritik şey yani standartların birbirlerinin arasında uyum olması, aynı sözcükler, aynı kavramlar, yani denetim standartlarında neyse, tam sette neyse, BOBİ FRS'de neyse bir kavram birliğine özen göstermesi kamu gözetimi idaresinden hani beklenen bir ne diyelim arzumuz bu. Çünkü hani bunu insanlara anlatıyorsunuz, öğretiyorsunuz, kafa karıştırıcı şeyler sonuca da yanlış yansıyabiliyor. Çok teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz hocam. Başka var mı acaba? Evet, buyurun. Merhaba, ben Hayriye Tartıcı. Mert hocama bir şey sormak istiyorum. Bu yatırım amaçlı gayrimenkuller okey de bu sanatsal tablolar, heykeller, daha birçok üniteler, şirketler tarafından da alınıp kendi galerilerinde de sergilenebiliyor. Bunlar bu durumda yatırım amaçlı taşınabilir varlıklar diye bir ekleme yapılması mümkün mü? Çünkü bunların da değerleri epey yüksek olabiliyor. Bunlar gerçekten değerlenmesi için alınan taşınır sanat eserleri. Bir de Ayça hocama bir şey sormak istiyorum. Araştırdığımız için konuyu avukatlarla epey görüştük. Avukatların tahminleriyle ilgili, bu tazminat davaları olsun, diğer alacaklarla ilgili hakimlerle de görüştük. %80 kazanmayacakları, hiçbir şeyi açmayacaklarını bildirdiler. Yani bu tahminler öyle 60, 70, 50, 40 gibi değil, 80'e 20, yani parito kuralını kullanıyorlarmış. Teşekkürler. Şimdi sanat eserleriyle ilgili yani şöyle bir görüş var.
dediğiniz gibi ayrı bir bilançoda hesap açılarak orada takip edilebilir diye mesela yurt dışındaki bazı yazarların böyle görüşleri var. Çünkü biliyorsunuz TAMSET, TMS, TFRS'de bir bilanço formatı var. KGK'nın da açıkladı ama bu minimum şeyleri gösteriyor. Yani siz onun üstüne aslında hesap araya koyabilirsiniz böyle özellikli durumlar için, standartlarda geçmeyen şeyler için. Ama bu sanat eserlerinin de farklı şeyler oluyor. Yani mesela çok değerli bir sanat eseri ve galeride sergileniyorsa işte ve burada hani yatırım amaçlı gayrimenkuldeki değerleme kıstaslarını kullanıp bilançoda ayrı bir hesap açılması mesela düşünülebilir. Ama şöyle şeyler de oluyor. Mesela bir fabrika binası var. Fabrika binasının duvarına mesela ünlü bir ressam resim yapıyor mesela. Şimdi o resmi de o fabrika binasının duvarından ayıramıyorsunuz. Şimdi o duvarın değerini arttırıcı harcama mı oldu? Yoksa sana yani o tarz şeyler de var. Ya da bir CEO'nun odasına çok önemli bir işte kalemlik alıyorsunuz mesela yüksek değerli. O demirbaşa mı giriyor filan. Bunlarla ilgili çok büyük sıkıntılar var. Ama o sizin söylediğiniz benim tahmin ettiğim yani büyük değerli sanat eserleri için yani öyle bir görüş var. Bilançoda ayrı bir hesap açıp bunu yatırım amaçlı gayrimenkuller gibi değerleyelim diyenler de var. Maddi olmayan duran varlığa girebilir diyenler de var. Dediğim gibi o muhasebe politikalarından birini seçip şirketinize uygun olan, doğru ve gerçeğe uygun sunumu sağlayacak olan politikayı seçip tutarlı olarak onu zaten ileriki dönemlerde yaparsanız karşılaştırılabilir olur en azından. O bakımdan da hani bir yöntemi seçip devam edebilirsiniz. Başkanım. Hocam bir soru daha vardı galiba değil mi? Şey Ayça hocam. Evet %80 %20'lik oranlardan bahsettiniz avukatların tazminata ilişkin sonuçlarından. Fakat bölüm şöyle diyor. Gerçekleşme ihtimali en yüksek sonuç %80. Evet. Bunu karşılık tutarı olarak finansal durum tablona yaz. Ama diyor ki %20'lik ihtimalle eğer o %20'lik tazminat sonucu %80'den çok marjinal, çok farklı bir tutarsa o zaman onu da ağırlıklandır diyor. Yani sadece %80 bin lira tamam bin liraya karşılık kaydet ama %20'lik ihtimalle o da 1200 lirasa tamam onu göz ardı edebilirsin ama 10 bin lira 50 bin lira 100 bin lira %80 gerçekleşme ihtimalinden daha uç bir noktaysa o zaman diyor onu göz önünde bulundur diyor. Rica ederim. Yüzde oranı belirtmezse avukat ki belirtmiyorlar ben böyle bir tavirde giremem yani kaybedilir de kazanır. O zaman yani tam olarak bir tutar belirleyemiyorsunuz demektir. Ya yani makul bir tahmin yapmanız lazım. %100 kaybedeceksiniz ama karşılığın kayda alınması için burada güvenilir de bir tahmin yapmanız lazım tutarı. Tutar ne kadar? O zaman 100 lira. Kazanma ihtimali 70, kaybetme ihtimali 30 diye işte bir makam yok. Böyle bir tarihe girmez mi? Bu kültür daha oturmaz. O zaman düzeltecekseniz raporlama dönemi itibariyle ne oluştuysa. Hocam o zaman şey olacak. Tahmin yani bunlar tahmin. Subjektif düşüncelerini rapora yansıtacak, altına da imza atacak. Sorumlusu da o oluyor. Yani genellikle bu şirketlerin kayıtların dipnotlarına baktığınız zaman orada genellikle şöyle diyor sizin dediğiniz o davalar için uzman görüşleri sonucunda şu kadar ayırmaya karar verdik ya da karşılık ayırmaya karar vermedik diye ama hakikaten uzman görüşü aldı mı almadı mı orada yüzde var mı yok mu onu bilmiyoruz. Dipnotta onu yapıyor. Finansal tabloyu çıkaranın sorumluluğunda işte diyoruz ya kavramsal çerçevede işte gerçeğe uygun sunum onu sağlıyor. Siz nasıl görüyorsanız o davayı belki de öyle yapmak en doğrusu olabilir eğer avukat ya da uzman kişi bir görüş bildirmiyorsa. Evet Nalan hocam bir katkıda bulunacak şimdi herhalde. Bu buyurun hocam. Sondan başlayayım ben de. Aslında bu tür olaylarda bence işletme yönetiminin yargısı önem taşır. Yani sonuçta işletme yönetimi bazı olaylarda kendi muhakemesini kullanarak burada bir dava sonucunda aleyhte sonuçlanabilir diye düşünüyorsa ihtiyatlılık ilkesi gereği makul bir tutarda bir karşılık ayıracak. Yani ille de
avukatın şey vermesine gerek yok efendim. Çünkü burada şey oluyor. Hoş bizim uygulamada yapmıyorlarmış. Yani genelde ayırmıyorlar çünkü şey kar az gözükmesin diye. Fakat daha sonra Şubat ayında mahkeme sonuçlandığında da kuzu kuzu gidip geriye dönüp düzeltiyorlar. Yani düzeltmeyi göze alıyorsa bekleyecek. Başka çaresi yok. İşte geriye dönük işte düzeltiyor. Onu yapmak zorunda bir yerde. Ben diğer şeye bu sanat eseri olayına gelecektim. Bir kere onu ya, yani bir resim gerçekten değerli olabilir ama onu yatırım amaçlı gayrisiz herhalde ilkelerinden bahsediyor. Ama yatırım amaçlı gayrimenkul diye hiç tanımlayamayız. O gruba koyamayız. Yani çünkü yani, şey değil ama onun gibi de kastetti. Ya, pardon yanlış ben, yanlış ifade etmiş olabilirim hocam. Dediğim gibi yatırım amaçlı gayrimenkul tabii ki tanımına kesinlikle girmiyor. Yanlış ifade ettim o zaman. Oradaki ölçüm mesela gerçeğe uygun değer ölçümü var ya. Ya oradaki ölçümü kullanabiliriz anlamında evet, söyledim. Anladım. Kesinlikle şimdi girmiyor. Sanat eserlerinde yani madde olmayan duran varlıklarda pekala yani bir ayrı hesapta da gösterebilirim. Yani dolayısıyla sanat eserleri bir değerdir. Ve ben yeniden değerleme modelini seçebilirim onlarda da. Amortisman yok. Yani mesela o tür madde olmayan duran varlıklarda sanat eserinde şey yok. Amortisman da yok. Değerini şey edemiyorum çünkü. Evet. Yani o bakımdan şu anda standartlarda böyle özel onlar için bir hüküm yok ama madde olmayan duran varlıklarda özel hesap açarak yazabiliriz diye düşünüyorum. Ama şu anda standartlara aykırı bir şey getirmek yanlış yorumlara neden olabilir. O bakımdan yatırım amaçlı gayrimenkul dedi TFRS 5. Ama bu bahsettiğimiz eserleriniz maddi olmayan duran varlıklarda da yer alır. Aslında devlet muhasebesinde de bu konu tartışmalı. O da sanat eseri. İşte ne bileyim ben Efes. Efes'i ben nasıl göstereceğim finansal tablolarımda? Yani bu tarihi değerlerin finansal tablolara nasıl alınacağı hususu da şu anda en çok tartışılan konudur. Herhalde önümüzdeki yıllarda bu konuya da bir açıklık gelecek diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, bir soru daha var. Buradan buyurun. Pardon hocam, konuşacak mıydınız? Orada. Evet, buyurun. Doktor Murat Azaltun, Yalova Üniversitesi. Mitir hocam siz sabahleyin bir çekincenizden bahsetmiştiniz bu bir yılla ilgili. Şimdi KGK'dan arkadaşlar burada ben onlara bu konuyu açtığımda beni şeye yönlendirdiler. Gerçeğe uygun sunum yani kavramsal çerçeveye gidersen eğer orada gerçeğe uygun sunum açısından bir sıkıntı yaratan bir durum varsa ve bunu dipnotta ifade ederek bu düzeltmeyi yaparsan bir sıkıntı olmayabilir. Öyle mi anladım? Dendi. Bu ne zaman biz böyle sıkıntılı anlarda herhalde gerçeğe uygun yani kavramsal çerçeveye mi gideceğiz? Özellikle Nalan Hocam'ın bu konudaki yorumunu ya da sizlerin yorumunu istiyorum. Teşekkür ederim. Mümkünse. Evet. Hocam siz mi? Buyurun hocam. Yani bir kalemin tabii ki gerçeğe uygun finansal tablolar sunuş standartının temelinde ne vardı? İhtiyaca uygun ve gerçeğe uygun bilgi. O halde ben o bilgiyi sunduğumda gerçeği daha gerçeğe yansıtacaksam ona uygun bir politika seçmem, ona uygun davranmam tabii ki doğal olacak. Bir de bence kavramsal çerçeve bütün standartların anasıdır. Yani anayasa maddesi gibi düşünün. Nasıl kanun anayasaya aykırı olmaz? Diğer standartları da yorumlarken kavramsal çerçevedeki bizi yönlendirmelere dikkat etmemizde kuşkusuz fayda var. Yani ben şahsen bir olayı kayda alırken, yorumlarken özün önceliğine de bakarım. Yani özde bu olay neyi ifade ediyordu, nasıl yorumlanması gerekiyordu ve hangi tutarda gösterirsek daha bir gerçeğe yakın olacak, o şekilde herhalde davranırız diye düşünüyorum. Hocam soru şeydi, sabahleyin ben sormuştum da, bu BOBİ FRS'de evet. Şey oluyor ya,
bir yıllık vade ayırımı var. Evet. Şimdi reel faiz oranları %40'lara geldi. Bu daha anladım. Da çıkabilir. Hani... Ama şöyle söyleyelim. Bir kere Bobby FRS için 12 ay vadeyi getirdi standart. O da kolaylık olsun diye. Tabii yurt dışında enflasyon oranları düşük olduğu için böyle 12 ayda da çok yüksek oranları da beklenmiyor. O bakımdan 12 ayı bir kolaylaştırıcı yöntem olarak, daha doğrusu zorunlu bir yerde. Ama eğer ki enflasyon yüksekse zaten TFRS 29 devreye girecekti. Yani enflasyona göre düzeltme olayı. O zaman o standartın hükümleri yine geçerli. Esas tartışılması gereken konu Bobby'den ziyade tam setçiler. Şimdi tam seti uygulayacak olanlar TFRS 15'e göre kolaylaştırıcı bir yöntem olarak hasılat standardında aynen Bobby'de olduğu gibi 12 vadeye kadar olan da vade ayrıştırmasına gitmeyebilir diyor. Ve nitekim bu sene birçok şirkete, yine bağımsız denetim şirketleriyle konuştuğumuzda kolaylaştırıcı yöntemi seçenler olduğunu görüyoruz. Ama buyurduğunuz gibi bazı şirketler de diyor ki kolaylaştırıcı yönteme ben gitmedim. Çünkü Türkiye'de enflasyon oranı %40'lara geldi. Onun için ben 3 ayda olsa, 4 ayda olsa vade ayrıştırmasını yapıyorum diyenler de var. O bakımdan bu konu biraz da tartışmalı. Yani yoruma açık bir şey. Ama ben eğer kolaylaştırıcı yöntem olarak önemli bir finansman unsuru içermediği yargısına varmışsam ve de 12 aya kadar süreyi tam set içinde uyguluyorsam bana bunu niye uygularsın diye herhalde hesap sormazlar. Çünkü standartta öyle bir madde var. Ama bir başka şu anda tartışılan konu stoklarla ilgili. Hasılat standartında TFRS 15'te vade ayrıştırması gelmiştir. Ama alımlarla ilgili tam set için söylüyorum. Böyle bir maddeye rastlamıyoruz. O zaman şu anda bütün denetim şirketlerinin içinde bulunduğu sorun, karar vermede zorlandıkları olay. Peki biz alışlarda da 12 aya kadar olan vadede vade ayrıştırmasını uygulayacak mıyım, uygulamayacak mıyım? Şu anda farklı görüşler var. Bazı şirketler hayır diyor, şeyde yok, borçlanma maliyetlerinde böyle bir tanım yok. Stok alımında böyle bir kolaylaştırıcı yöntem yok. O halde ben stoklarda vade ayrıştırmasını yapacağım. Ama hasılatta yapmayabilirim. Bazı denetim şirketlerimiz diyor ki ama işte bir tutarlılık var. Yani tutarlılık ilkesi gereği ben bir tarafa yaparken diğer tarafa yapmamam ne derece doğru? Bu tartışmaya açık bir konu. Ama standart maddelerini birebir uyarsak eğer gerçekten tam set için dediğim gibi konuşuyorum. 12 aya kadar vadede ben vade ayrıştırması yapmayabilirim. O kolaylık yöntemini seçebilirim. Ama stoklarda böyle bir hakkım yok gibi gözüküyor. Ha Bobby'de böyle bir sorun yok. Çünkü Bobby'de gerek stok alımında gerekse şeyde 12 aya kadar vadede vade ayrıştırmasının yapılmayacağını söylüyor. İtibari değerle değerlenir diyor. Orada adresi vermiştir diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Peki. Teşekkür ederiz. Sabrınız için teşekkür ederiz. Burada çok çalıştay, sempozyum düzenledik. Sonuna kadar bu kadar kalabalığın kaldığı nadir sempozyumlardan, çalıştaylardan biri. Sabrınız için teşekkür ederiz. Ayrıca bu konunun ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz burada. Çok büyük bir ilgi var. Herkes sonuna kadar kalmak istiyor. Şimdi yarın yine devam edecek 9.30'da. Ayrıca hocalarımız uygulamayı da gösterecekler. Bu konu karışık. Bunu istediğiniz kadar okuyun. Uygulama yapmadığınız sürece anlayamıyorsunuz. Uygulamaya başladığınızda anlamaya başlıyorsunuz diyelim. Onun için yarın katılmanızın büyük faydası olur. Hepinize teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. Biz de değerli hocalarımıza teşekkür ediyor. Kendilerine teşekkür belgelerini sunmak için Profesör Doktor Haluk Sümer'i kürsüye davet ediyoruz. Profesör Doktor Necdet Şensoy'u kürsüye davet ediyoruz.